O zaman ilk hikayemizle başlayalım. 2000'li yılların başında İstanbul'da yaşıyor ve liseye gidiyorsun. Evet. Genç bir kardeşimizin yerindesin şimdi. Kızlar için haylaz denmez ama bu biraz haylaz ve yaramaz bir genç kız. Yani hareketli diyelim. Ve okula gitmekten hiç de hoşlanmıyorsun. Aile baskısından kurtulmak için o zaman en büyük hayalin evlenip yuva kurmak. Böyle bir şey var değil mi? İçinde bulunduğun baskıdan kurtulmak için evleneyim de kendi evime çıkayım falan. Evet, o da başka yani bir baskıya talip olmak galiba değil mi? Bağlı olarak bir kurtuluş olarak zannediyorum pek çok genç kızın. Hala böyle mi Sera? Hala böyle. Zaten 2000'li yılların başlarından bahsediyoruz. Böyle öyküler vardır muhakkak. Muhakkak. Yani inşallah eskisi kadar çok değildi. Çocuklarımız evet. Anne babaların evinde olmaktan mutlu olsunlar inşallah. Evet. Kaçmak istemesinler. Evet. Sen de bu düşünceni ailene anlatıyorsun. Onlarla paylaştığında önce bir karşı çıkıyorlar. Sonra çünkü 16 yaşındasın yani. Ha, 16 tabii. 16 bize. Yaş evet. Yani biz daha ileri yaşlarda da sakıncalı buluyoruz. Bak düşün 16 yaşında bir de. Ve evlenmekte kararlısın. Uzun bir ikna süreci sonunda aileyle ilgili. Senden birkaç yaş büyük biriyle görücü usulüyle evlendiriliyorsun. Şimdi soru, hayalin okulu bırakıp evlenmekti. Sonunda hayaline kavuştun. Ne hissediyorsun şu anda? 16 yaşında evlendin. Ne hissediyorsun? Neresindeyim bu evliliğin? O önemli. Kadın yani tarafındasın. Hayır, yani evlendikten sonra mı? Evlendiğim hemen gün. Hemen evlendi, evet. Evlendin yani, evet. Maksat hasıl oldu o gün, ilk günler. Yani hayalim buysa mutlu olmalıyım. Evimi, ayrı bir evim var artık. Tabii. Baba evinden neden çıktım falan türü bir. Neden kurtulmak istediysem ondan kurtuldum. Evet. Bir tür evcilik gibi 16 evcilik. Yaşında ne olur ki yani. Kendi yemeğimi yapıyorum, küçük tencerelerim var. Ne bileyim yatağımı kendim düzeltiyorum. İşte kocamı karşılıyorum falan, bunları bir şey sanıyorum herhalde. Bir şey sanıyorsun, peki. Hayalin tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü evliliğin nasıl bir şey olduğunu anlayamadan büyük bir hata yaptığını fark ediyorsun. Kısa bir süre sonra evlendiğin kişiyle aranızda anlaşmazlıklar başlıyor. Hiç şaşırtıcı değil. Ve o sebepten dolayı eve neredeyse eş gelmiyor bile. Eşin eve geldiğinde seni taciz ediyor ve şiddet uyguluyor. Üstelik 3 aylık hamilesin ve hiçbir şey yapamıyorsun. Bir müddet sonra eşin evi terk ediyor ve yabancı uyruklu bir kadınla yaşamaya başlıyor. Bu durumda mesela evliliği sürdürmeye çalışıyor musun? Çalışır mısın? Ne düşünüyorsun? Hamilesin, eve gelmiyor. Yabancı uyruklu bir kadınla yaşadığını biliyorsun. Bu evliliği sürdürür müsün? Sürdürmek başka istiyor musun? Başka seçeneğim yok bence yani. Ben istedim. Ben ettim, kendim ettim, kendim buldum. Biraz devam mı ederim? Muhtemelen. Bakmaya çalışırım. Neyse ki ailenin yanına dönüyorsun. Çocuğunu doğurmaya karar veriyorsun. Bir oğlun oluyor. Ancak yaşadıklarından dolayı çok mutsuzsun ve geleceğin için kaygılısın. Evlenmek en büyük hayalindi ama seni mutlu etmedi. Hayata karşı umudun kalmadı gibi bir şey. Şimdi ne yaparsın? Baba evine de dönmüş ve çocuklusun. O kadar genç yaşta. Parmak kadarsın daha. Yani en yoğun hissim galiba suçluluk. Dolayısıyla birinin bana el uzatmasını beklerim. Ben de çocuk olduğum için. Kendi başıma karar verebilecek kadar büyük değilim çünkü. Bir de üstüne anne olmuşum. Değil mi? Çok çaresiz bir hal. Çalışmam gerektiğini düşünebilirim belki. Hani 17, diyelim ki 18 yaşındayım. Ya bu çocuğa bakmam lazım, çalışmam lazım derim ama ne iş yapacağım ben? Derin bir depresyona giriyorsun doğal olarak. Ve yaşadıklarına dayanmakta zorlanıyorsun. Hayat anlamsız gelmeye başlıyor. Beklenmedik şeyler değil. Bunun sonucunda kendine zarar vermek istiyorsun. Ağır bir şekilde yaralanıyorsun. Ve doktorlar senin için yaşamaz diyorlar. Bir yıl boyunca komada kalıyorsun. Nasıl bir zarar verdiyse kendine. Verdinse kendine nasıl bir zarar verdiysen sen. Uyandığında 27 farklı ameliyat geçiriyorsun. Oğlun sayesinde hayatı tekrar tutunarak önce emeklemeye sonra yürümeye başlıyorsun. Hayatı döndükten sonra çalışmaya karar veriyorsun. Bir oto tamirhanesinin muhasebe bölümünde işe giriyorsun. 2 yıl boyunca yatağa bağlı yaşadığın için sindirim sistemin zarar gördüğünden bir müddet sonra kolon kanserine yakalandığını öğreniyorsun.
Zor geliyor değil mi? Ay evet. Ama gerçek işte yani. Her şey düzelmişken, yani düzelir gibi görünürken o ameliyatlar, bir işe girme iradesi falan. Kolon kanseriyle birlikte hayat seni bir kez daha sınıyor. Bu durumda ne düşünürsün? Umudunu kaybeder misin? Kaybediyor musun umudunu? Yani şimdi tamam, herkes hata yapabilir. Hatta mümkünse yapmalıdır. Hayatı öğrenmenin bir yolu. Öyle bir hakkımız var. Hepimizin var. Ama işte bedeli bu kadar ağır olunca tabii yani ne olmuş bana sonra merak ediyorum. Tedavi sebebiyle işine devam edemiyor ve işten de ayrılıyorsun. Yaşadığın onca şeyden sonra neden olmasın diyerek bir taksi durağında gece şoförlüğü yapmaya başlıyorsun. Genç i̇şte bir kadın olarak. Kadının gücü diyoruz. Yerim ben. Yerim ben beni. Gündüzleri tedavi oluyor. Geceleri İstanbul sokaklarında direksiyon sallıyorsun. Tedavin devam ettiği için direksiyon başında boynundan beslenerek çalışıyorsun. İki kez gasp ediliyorsun. Biliyorsun bir dönem taksi şoförlerinin, taksi esnafının başında büyük bir dertti. Şimdilerde biraz daha azaldığını duyuyoruz ama bir ara bir musallat çok, oldular evet, biliyorsun doğru. Taksicilere. Panik butonları falan yapıldı taksilere, hatırlarsın. Tabii, hatırlıyorum. Tedavi için paraya ihtiyacım var ama geceleri taksi şoförlüğü yaparken kendini tehlike altında hissediyorsun. Bu durumda ne yaparsın? Bu kadar badireden sonra gece taksi şoförlüğü yapmaya niyet ettiysem devam ederim. Ne kaybedecek neyim var ki benim? Zaten ölümün kıyı. Hayatın. Yani ölümün İki kıyı. İki gasp girişimi. Evde evlat var. Biliyorsun peki, bazı durumlarda kendinden geçip evlat için falan. Ama eve gitsem ne olacak ki? Yani ya bir seçeneğim yoksa. Çalışmıyorsam. Çalışmıyorsam bir yerden. Niye halledeceğim? Bir desteğim yoksa. Yani orada da başka bir bedel var. Yani şöyle düşünebilirim. İki kere geldi başıma, herhalde üçüncüsü gelmez deyip yürümek isterim herhalde. Ne bileyim ben. Çünkü bir sürü şey geldi. Dönmek de eve dönüp kapanmak da pek bir şey halletmiyor. Neyi halledecek? Bir evlat var. Tek başınıza olsanız. Ha. Mümkün de evlat varsa çok zor. Devam ederdim diyorsun. Ben evet galiba. Taksiciliği bırakıyorsun. Tır ehliyeti ve taşıma belgesi alarak bir nakliye şirketinde işe giriyorsun. Sen aferin de durmak, bana. Sende durmak yok. Canım İşe benim. Giriyorsun. Antalya İstanbul arasında sebze taşımacılığı yapıyorsun. Sana çok iyi davranıyorlar. İstediğin zaman izin alarak tedavine devam ediyor ve iyileşiyorsun. Ah çok şükür. Ancak patronun tırını satınca tekrar işini kaybediyorsun. Çünkü o tırların işte el değiştiriyor sık sık falan. Yola nasıl devam edersin acaba? Şimdi artık bir iş öğrendim. Bir tır şoförüsün zaten. Tır şoförü. Uzun yol şoförüsün. Bayağı ciddi bir iş yani. Buraya kadar geldimse daha ben yürürüm ya. Başka bir iş firmaya giderim. Yani benim ben de işim. Bu kapı gibi ehliyet tabii, vardır tabii, yani. Tabii tabii tecrübe etmişim artık. Tabii ki. Bu hikayedeki genç kadın başına gelen bütün zorluklara rağmen iki kez hayata döndü ve yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Hayatına nasıl devam ettiğini öğrenmek üzere onunla tanışalım mı? Evet, tanışalım mı? Evet. O kadın geliyor. Devrimciğim seni Buket'le tanıştırayım. Hayır, Buket canım. Yaman. Bu genç hanım. Buket Yaman tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra uzun yol otobüs şoförü oldu. Ah canım benim. Ancak şirketler başlarda bir kadına otobüs emanet etmekten çekindiler. İş bulmakta oldukça zorlandı. Ön yargıları yıkmak için tabii ki çok mücadele etti. Ama mücadele onun gayet iyi bildiği bir şey. İşe başladıktan kısa süre sonra herkesin güvenini ve sevgisini kazandı. Bir başka otobüs firmaları da ona iş teklifinde bulunmaya başladılar. Şahsen bir uzun yol şoförü kadın görsem rahat rahat biner, ayağımı uzatır, uyuya uyuya giderim. Yani açık söyleyeyim benim tercihim o olur. Buket 4 yıldır yollarda ve insanları birbirine kavuşturmaktan çok mutlu. Ah canım benim, yolu otobüsün hep açık olsun. Otobüsün plakası artık birçok kişi tarafından biliniyor, tanıyorlar artık. Şimdi devrime sormak istiyorum.
Hayatında karşılaştığın zorluklar seni nasıl etkiledi? Mesela karşılaştığın en büyük zorluk neydi ve üstesinden nasıl geldin? Birazcık bize lütfedip anlatır mısın? Ya ben Buket'in hikayesinden sonra kendi zorluklarımdan bahsetmekten ar ederim gerçekten. Zorluklar kıyaslanmaz. Biliyorum herkesin ama. Herkesin kendi gerçeği. Çok taze çünkü. Galiba o anlamda benzeşiyoruz. Yani ben kolay vazgeçen biri değilim.